Herkese merhabalar. Lezzeti Tezgah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Doğu, Güneydoğu Anadolu yörelerine ait olan bir tür içli köfte tarifi vereceğim. Tarifimizin adı Kitel. Gerçekten yapımı çok keyifli. Lezzeti de çok güzel bir tarif. Şöyle hemen ince bulgurumuzu derin bir kaba alarak başlıyoruz. 1 su bardağı ve 1 su bardağından biraz, bir parmak eksik ince bulgurumuzu kabımızın içine döküyoruz. Üzerine geçecek kadar sıcak su ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekledikten sonra şöyle 1-2 tur karıştırıp bulgur suyunu çekene kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Bulgur suyunu çekene kadar biz de iç harcını hazırlayalım. Şöyle bir tavaya 300 gram kıyma aldım. Kıymayı biraz kavurduktan sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve 2 adet orta boy doğradığım soğanı kıymanın üzerine ekliyorum ve ikisini birlikte kavurmaya başlıyorum. Güzelce kavurduktan sonra içerisine 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tutam kıyılmış maydanozu da harcıma ekleyip karıştırıyorum. Şöyle kajun baharatından 1 çay kaşığı ekliyorum ve yine karıştırıyorum. İç harcımız hazır arkadaşlar. Artık altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Evet, harcı yapana kadar bulgurum da güzelce suyunu çekti. Gördüğünüz gibi yumuşamış. Dikkat edin, elinizi yakmayın. Biraz soğumasını bekleyebilirsiniz. Burada önemli olan şey bulguru çok güzel yoğurmamız. Yoğururken istediğimiz kıvama ulaşabilmesi için içerisine irmik ekleyerek yoğuracağız. 1 çay bardağı irmiği ekledikten sonra 15 dakika yoğurdum. Kıvamına göre irmik eklemesi yapacağım tekrar. İstenilen kıvama gelmesi için uzun süre bulguru yoğurmak gerekiyor. 15 dakika yoğurduktan sonra tekrar elime yapıştığını gördüğüm için yarım çay bardağı daha irmik ekliyorum ve 10 dakika daha yoğuruyorum. Şöyle temiz olan elimde kıvamını kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi rahatlıkla açılıp şekil alabiliyor. Bu kıvam bizim için yeterli olacaktır. Üzerini düzeltip 10 dakikada dinlenmeye bırakıyoruz. İçli köfteleri yaparken çok fazla elimizi suya batıracağımız için yanımıza bir kasenin içinde su alıyoruz. Elimizi suya batıralım ve limon büyüklüğünde bir parça koparalım dış harcımızdan. Elinizi sürekli suya batırarak ıslatırsanız şekil vermeniz daha kolay olacaktır. Gördüğünüz gibi harcı yuvarlıyorum elimle ve ortasına bir çukur açıyorum baş parmağımla. Yine ıslatıyorum. Baş parmağımla ortasından, diğer parmaklarına da kenarlarından olmak üzere çukuru derinleştiriyorum. Böyle çevire çevire ve hafif baskı uygulayarak yaparsanız hemen açılacaktır zaten. Çok fazla inceltmeyin ve çok fazla da kalın bırakmayın. Onun bir ayarı var. Çok inceltirseniz içi koyduğunuzda patlayabilir. İçerisine bir yemek kaşığı iç harcından ekliyorum. Ve şöyle hafif parmağımla bastırarak üstünü dikkatlice yırtmadan kapatıyorum. Kapattıktan sonra dış harcı fazla geldiyse o kısmı koparıp harcın içine ekleyelim. Şekil verirken ortası daha dolgun, kenarları daha ince, yuvarlak bir şekli olacak. O yüzden avucumuzun içiyle avucumuzu ıslatarak yine çevire çevire kenarlarını inceltiyoruz. Ortasına çok fazla baskı uygulamıyoruz. Bu şekli verip tabağa diziyoruz. Tabağınızı biraz ıslatırsanız haşlama aşamasına geçene kadar tabağınıza yapışmaz. Tekrardan şöyle hızlı hızlı göstereyim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve zil bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Şöyle birkaç tanesini hızlı hızlı göstereceğim. Dilerseniz bu kısımları atlayabilirsiniz.
Toplamda 20 adet kitel çıktı. Hazırladığım kitelleri şöyle derin bir tencerenin içine 3 adet limon tuzu ve 1 çay kaşığı tuz atarak kaynayan suyun içerisine atıyorum. İlkten dibe çöküyor. Daha sonra 1-2 dakika sonra suyun yüzüne çıktığında piştiğini anlıyoruz. Tencereye suyu, limon tuzunu, eklerken kaydettiğimi zannetmişim ve ne yazık ki kameram çekmemiş arkadaşlar. Olsun, birazdan tekrar kitelleri eklediğimde dibe nasıl çöktüğünü, ilk attığımda dibe nasıl çöktüğünü göreceksiniz. Daha sonra yüzeye nasıl çıkıyor. Bakın. İlk attığımda böyle bu şekilde dipte kalıyor. Pişmiş olanlar da yüzeyde kalıyor. Yüzeyde kalanları piştiği için servis tabağımıza alıyoruz. Ben üzerine çok yakıştığını düşündüğüm için 2 yemek kaşığı tereyağını tavada erittim. İçerisine 2 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber ekledim. Onu biraz yağda kızdırdım ve üzerine döktüm. Gerçekten efsane bir lezzet oldu arkadaşlar. Bu lezzeti mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle ben hepsinin üzerine sos gezdirdim videoya çektiğim için. Eğer dilerseniz servis tabaklarınızda böyle ikişer üçer tane servis ederken de üzerine sos gezdirebilirsiniz arkadaşlar. Sosuyla beraber lezzetine gerçekten doyum olmuyor. Çok lezzetli bir tarif, mutlaka deneyin diyorum. Şöyle servis tabağımı aldım. Sizlere içini de göstermek istiyorum. Çok lezzetli ve çok doyurucu bir tarif. Bana iki tanesi yetti arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Mutlaka deneyin bu tarifi. Videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.